Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle size arkadaşlar bakın. Şu ipimin numarası göstereyim, soran oluyor. 434 olması lazım arkadaşlar. Şöyle 732, pardon, 732 numara yağ yeşili, tülbentimle birebir aynı renkte olan ipim. Bir de arkadaşlar bu cam sil hortumu, bu fıs fıs yağ çözlerde ve bu aspirinlerde falan olan veyahut da bu kokular için. Onun hortumu bu şekilde, aparat olarak bunu kullanacağım. Bu sert bir plastik olduğu için rahat oluyor arkadaşlar yapımı. Bir de mesela çay karıştırıcı ile aynı ebatta, fakat tahtası böyle ipi daladığı için plastik daha kolay kayıyor. Veyahut da bu, hani şu tığın kapağı var ya, hani böyle takılmaması için plastik aldığımız, onlardan varsa elinizde onunla aynı ebat. Bu tığımı da göstereyim, 21 numara. Evet, size şimdi tek renk hemen tek sırada yapabileceğiniz çok kolay böyle tül gibi zarif bir model hazırladım. Modelimi de göstereyim. Evet, şöyle bakın. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle daha önce bu modeli iki renk olarak yapmıştık. Kolaylık olsun diye tek renk halini de bu şekilde sizlere hazırladım. Bu görmüş olduğunuz şu ilmekleri arkadaşlar, gösterdiğim o cam sil hortumuyla hazırlıyorum ebat olarak. Dediğim gibi tığ kapağı da kullanabilirsiniz. Sadece farklı olarak bir arkadaşlar, bu şekildeki hani sık iğneydi ya, sadece burada ikişer zincirden 5 kirpik hazırladım bu fıstıkların üzerine. O iki renkli olan kırmızı yapmıştım daha alt videolarda. Orada sık iğne, burada da iki zincirle şöyle iğne oyası tadında bir zarafet olsun tül gibi diye bu şekilde hazırladım. Böyle bu kolay yapabileceğimiz bir ara suyu ve bu zemini de ara suyunun kirpiksiz halinde çiçeğimi oturtturdum. O da çok zarif oldu arkadaşlar. Şöyle bir de yeşil üzerinde de göstereyim bakın. Güzel bir model oldu. Bir de yapımı kolay arkadaşlar. Hemen tek renk, tek sıra, tül gibi de bir zarif model. Şöyle daha ne olsun. Evet, modelim bu. Şöyle sallantılı halinde gösterip hemen nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle üçer zincir çekerek bu şekilde kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve buraya arkadaşlar 7 tane ara mesafesi veriyoruz. Bakın burada 5 tane yapmışım. Bir tane de bu tutturma işlemi de sayarsak, şöyle bir tane yaparak size nasıl yapıldığını tarif edelim. Şimdi dediğim gibi arka tarafı unutalım. Şimdi sık iğne ile sabitleyerek başladık ve 2 tane zincir çekiyorum üzerine. Bir defa tığımı doladım. Hemen 3 seferde bir trabzan yapıyorum. Bakın 2 ve 2. Trabzanın üzerine 4 zincirden kirpiğimi oluşturacağım. 1, 2, 3 ve 4. Yanına hemen bir sık iğne ve 2 tane zincir çekiyorum yine. Buraya tığ battıma sabitleyip bakın bu şekilde hemen oluşturduk. Bu kadar arkadaşlar. Böyle ara mesafesi ne kadar vermek istiyorsanız, 7 olur, 9 olur, 5 olur. Verdikten sonra hemen yuva için trabzan hazırlayalım. Yine şöyle bakın, 1, 2 ve 2. Tekrar 2 tane zincir çekip yandaki tığ battıya giriyorum. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. 3 seferde böyle 1, 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7,
8, 9 ve 10. 10 zinciri tersine çevirip buradaki boş olan trabzanımın tepe noktasına girip sabitledim. Bir tane de zincir çekip düz yüzüne döndüm. Hemen bu bir zincirimi sık iğne ile girip sabitledim. Buraya arkadaşlar toplam 14 tane ilmek toplayacağız. Bakın, sık iğnenin üzerine bir zinciri çekip aparatımı bıraktım. Hemen buraya bakın. Ortamımızın ebatından faydalanacağız bu boyutta. Şimdi bakın, bir iki tane zincirimi çekip taktım. Yine iki zincir çekiyorum. Üç oldu. Şöyle yuvaya girip dibinde iki zincir kapatıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, evet, sayı önemli arkadaşlar. Eşitlemek için bakın burada 3, 6, 9. Ben 10 zannettim arkadaşlar. İşte tekrar bakalım. 9 tane. Toplamda 14 tane bu 10 zincire sığdıracağız arkadaşlar. Bir çekince gayet rahat, fazlalıkla bile sığıyor. Yuvaya girip dibinde 2 zincir. Şimdi 10. Şöyle 2 zinciri sıkı çekelim ki ilmeklerimiz kalıp gibi olsun. 11. Şöyle 12. 3, 6, 8, 10, 12. 12. 13. Hemen takıyoruz aparata. Bu da 14. Evet bakın şöyle 10 zincire bu şekilde 14 tane ilmeği topladık. Sayıları daha pratik yaparsınız arkadaşlar. Ben hem konuşup hem bazen sayıyı unutuyorum. Sizler buraya. Şimdi arkadaşlar bir tane değil iki tane yapıyorum ki hani bir tanesi zaten belli bile olmuyor. Şöyle tok tutsun diye biraz yukarıda göstersin diye özellikle dip kısmına iki tane sık iğne yapın. Şimdi bakın burayı hani sık iğnesi vardı ya şuranın onun yerine de geçer. Evet, iki zincir çekip buraya bu yarım bıraktığımız üçgeni tamamlıyorum. Yine şöyle iki zincirimi çekip trabzan yapacağım. Bakın 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Şimdi arkadaşlar ilmekleri de sağlam aldığımıza göre bunu hemen şöyle kolay çıkıyor. Bir de altındaki zincir olduğu için kalıplaması da rahat. Şimdi bunları arkadaşlar yuvaları alacağız. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. İpim çok ince arkadaşlar. 2 de çekebilirsiniz kalınsa. Trabzanın tepe noktasını 3 zincire dönüyorum. Bu şu kirpik için arkadaşlar. Bu kirpiğin yuvalarını yapmak için. Yoksa fıstıklar için değil. Evet, tersine döndük ya. İkişer ikişer alacağım bu ilmeklerden. Şöyle buraya sabitledim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi. Bunlar 5 zincirler fıstık yuvaları için. Kalıpladım, sıkı sıkı kalıpladım arkadaşlar. Dibindeki iki zincir de ilmeklerin sağlam olmasını sağlıyor.
5 zincirden buraya 6 tane yuva yapacağım. 5 5 zincirimi sıradaki 2 ilmeği tutarak alıyorum. 5 zincir. İlmeği tutup 2 3 4 5. Şöyle bakalım. Evet, 3 tane oldu. Şimdi 3 tane daha yapacağız. 2 ilmeği tutup 5 zincir. Şöyle bir, şöyle iki. Tekrar 5 zincir. Evet arkadaşlar, bakın. 6 tane bu şekilde yaptık. Şöyle dönünce daha rahat bakarız. Şöyle bir zincirle tersinden bu 4 zincirli pipirik yapmıştık ya beraber, ara suyunu anlatmıştım. Buraya kapatıp bir zincirle de düz tarafına şöyle bakın. Rahat göstereyim. Sabit diyorum. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi bu 6 tane yuvanın içerisine böyle fıstıkları yapıp hazırlayacağız. Ve 2 zincir çekerek fıstıkların yapımına başlayalım. Bir defa tığı doladım. Hemen ilmeğe girip, yuvaya girip ilmek çıkardım. 1 2 Her seferin tığımızın başını dolayıp yuvadan ilmek çıkarıyoruz. Toplam 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 5 6 7 8 8 tane gayet de rahat buraya sığıyor. Ve şimdi arkadaşlar önemli olan burası, bakın. Bu ilmeği fazla çektirmeden, bunları böyle toplamadan güzel bir görüntü sağlamak. Şöyle hafif boşluk bırakacak şekilde de kapatıyorum. İlk olduğu için buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bu ilmek bizim yuvamız olacak. İlk kirpiğimizi oluşturduk. 2 zincir çekiyorum. Hemen yuvaya girip kapattım. 2 oldu. 2 zincir çekiyorum. 3 2 zincir. 4 ve 2 tane zincir çekiyorum. 5. Bu çektiğimiz tele 5 tane 2 kirpikten 2 zincirden kirpik hazırladım. Dip kısmına da muhakkak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum aynı yuvanın içine. Ve bunu kapatıyorum arkadaşlar. 5 zincirli ilmek yaptığım yuvaya. Evet, ilk ilmeğimizi, ilk fıstığımızı bu şekilde hazırladık. Bakın arkadaşlar. Şöyle sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. İkinci fındığımızı buraya yapacağız. Yine 2 zinciri çekerek ilmek boyutunu ayarlayıp bir defa tığı doladım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hepsini birden buraya çekiyorum ve kapattım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Kapattığımız telin arasına girip hemen yuva yapıyoruz, orayı oluşturuyoruz. 5 tane 2 zincirden kirpik. Şöyle 3, 4 ve 5. Dip kısmına da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir zincirle yuvanın içerisine bir zincirimizi çekmemişiz arkadaşlar. Hemen çekip sabitliyorum. Kapatıyorum. Bakın şöyle diğer üçüncü yuvaya sadece sık iğne, arada zincir yok arkadaşlar. Şöyle bakın. İkinciyi de
Şöyle ilmekleri elimizle yerleştirebiliriz. Yapılışı bu şekilde oluyor. Bakın arkadaşlar. Kolay da. Diğerlerini de yapıp tamamlayalım. Şöyle bakın. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. İlmek çıkaracağız. 8 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeği yine tığımızdan toparlayıp hepsini bir buraya fazla bakın sıktırmayın. Şöyle 3 tane zincir çekerek de tamamladık. Bunlar arkadaşlar şöyle sağa doğru işlem bitince de sola doğru yayılacak. 3 zincirden yapıyoruz ilk kirpiğimizi. Diğer 4 kirpiği de 2 zincirden yapıyorum. 2 şöyle 3 şöyle 4 ve 5. 5 tane buraya ve dip kısmına da sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine bir zincir arkadaşlar. Şu boyutu ayarlamış oluyor bir zincirde. Şöyle iniş boyutunu güzel durduruyor arkadaşlar. Evet, sık iğne ile geçişimi yaptım. İki zincirimi çekip bir defa tığı doladım. Şöyle 8 tane ilmek toplayalım. 4 5 7 ve 8. 8 tane ilmeği yine tığımıza toplayıp hepsini bir kapatıp buradan üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Evet, şimdi bu telimizi bakın. Tutturup orta kısmından 1 2 zincir 1 2 zincir 3 oldu. 4 oldu. Da 5. Dibine bir sık iğne. Hemen bir zincirle aynı yuvaya ilmek topladığım yuvaya bir zinciri kapatıp sabitliyorum. Diğerine geçişimi yapıyorum. Bakın. Şöyle. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle bir, şöyle iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Çekiyorum arkadaşlar. Sona doğru fazla bakın toplanmasın diye. Dip kısmına üç sık iğne yaptım. Kapattığım sık iğne noktasına. Bu ilk kirpiğimiz. Diğer 4 kirpiği de 2 zincirden toplam 5 tane. Şöyle 4 ve 5. Bir tane sık iğne. Bir zincir üzerine aynı ilmek topladığım yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kedim geldiği için hemen durdurdum. Diğer yuvaya, sonuncu yuvamıza da böyle sık iğne ile geçiyorum. Bakın şöyle yavaş şekilde sonunda anlatayım. İki zincirimi yine çekip bir defa tığı doladım. Buradan 8 tane ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde sonuncuyu da böyle tamamlıyoruz. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Buraya kapattığım noktaya ilk kirpiği 3 zincirden oluşturuyorum. Diğerlerini 2 zincirden hemen 1 2 zincir. Şöyle sık sıkı olunca güzel gözüküyor. Şöyle 3 4 ve 5.
5 tane piperikten sonra dip kısmına bir sık iğne ve bir zincirle bu ilmek topladığım 5 zincir yuvaya kapatıyorum. Evet bakın 6 tane bu şekilde fındık fıstık hazırladık. Bu 3 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve 4 tane de zincir çekiyorum. 4 zinciri buraya kapatıp dip kısmına da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tane zincir çekip buraya tamamladım. Şöyle. Bakın bu kısmını bu şekilde şöyle arkadaşlar kirpik görüntüsünü verelim. Şunu arkadaşlar buraya bir sık iğne ile yapalım. Böyle daha hoş durdu. Şurası bakın. Şurası şu hani tepe noktadaki sık iğnesini oraya. Öbüründe de öyle. Şimdi iki zincir çekiyorum. Diğerine geçiş yapıyorum. Tamamladık bakın arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle kalıp gibi fıstıklarımız. Şimdi bunları da şöyle elimizde düzenleyip ortalayacağız. Şimdi bir de ara suyundan göstermek istiyorum yine arkadaşlar. Şöyle iki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki yuvaya 3 seferde bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. Trabzanımın arasını pipiriği oluşturdum. Hemen dibi kısmına iki tane de zincir çekip tamamlıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 3 seferde bir trabzan. Kapattım. Dibine bir sık iğne. Şöyle pipirikler daha güzel gözüküyor. İki zincirimi çekip sabit. Evet arkadaşlar şöyle bunu biraz ben iki tane daha yapayım. Modelimize bakalım. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle beyaz zemin üzerinde göstereyim modelimizi de. Çok güzel oldu. Hiç ip koparma sevmeyenler için harika bir model arkadaşlar. O kırmızılı da hani sadece çimenin gidip üzerine bu şekilde yapıyorduk. Ama burada ilmekleri birebir hemen oluşturup yapıyoruz. Bakın çok güzel gözüküyor. Böyle tül gibi zarif gözüküyor arkadaşlar. Şöyle size seveceğiniz kolay ve güzel bir model hazırladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Yapımı da sakin böyle gayet her aşamasını göstererek yaptım. Güzel bir model de oldu. Şöyle göstereyim. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle şu kirpiksiz yapıp şu, aynı yuvadaki gibi kirpiksiz de yapabilirsiniz. Son kısımlarını arkadaşlar. Böyle tasarladım. Sonra da devam ettim o şekilde. Siz daha geliştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde güzel olur. Evet. Emekler için beğeni, yorum ve destek yaparak paylaşım yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yepyeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.